Bu videoda sizlere matematik kariyeriniz, matematik hayatınız boyunca sıklıkla karşınıza çıkacak olan sigma gösterimiyle tanıştıracağım. Diyelim ki elinizde belirli bir düzeni olan bazı terimler var ve bu terimleri toplamak istiyorsunuz. Örneğin elinizde ilk 10 sayma sayısı var ve bunları toplayacaksınız. Bu sayma sayılarını yazalım şimdi. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 ve artı 9 artı 10. Tabii ki aradaki sayıların ne olduklarını biliyoruz. Sadece zaman kazanmak için bu şekilde yazdık. Peki ya elimizde ilk 100 sayma sayısı olsaydı ve bunların toplamını bulmak isteseydik? O zaman da 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 99 artı 100 yazardık. Ve bu sayıları yazmak, eğer nokta 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 kullanmadan yazmak isteseydik, bayağı bir zaman alırdı, öyle değil mi? İşte bu noktada matematikçiler devreye girmişler ve bu aradaki nokta 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 gösterimi yerine bu sayıları nasıl başka bir şekilde gösterebileceklerini düşünmüşler. Ve sigma gösterimi ortaya çıkmış. Şimdi gelin bu ilk 10 sayı için sigma gösterimi nasıl yapılır bir bakalım. Büyük sigma harfini kullanıyoruz. Bu Yunan alfabesinden bir harf. Ve şimdi de bir indis belirlememiz gerekiyor. İndis herhangi bir değerden başlayabilir ve toplayacağımız ilk terimin ne olacağı konusunda bize bilgi verir. Bu örnekte birden başlayalım. İndis için i harfini kullanıyorum. i eşittir 1 yazıyorum. Bu indisin başladığı sayıyı gösteriyor indisin 10'a kadar gitmesini istiyorum ve tüm bu indisleri toplamak istiyorum. Sizce bu gösterimle nasıl oluyor da bu sayıları toplamamız gerektiğini anlıyoruz. Önce indise bakıyoruz. İndis bize nereden başlamamız gerektiğini söylüyor. İndisimiz 1. Şimdi neleri toplamamız gerektiğine bakalım. Evet, indisleri topluyormuşuz. Birinci indis neydi? 1. O halde i'yi 1'e eşitler ve 1'i buraya yazabiliriz. Sonra indisi arttıracağız. i eşittir 2. 2'yi buraya yazalım. Ve indis ona eşit olana kadar tüm bu indisleri toplayacağız. Ve bakın, son terimimiz 10. Evet, şimdi sıra sizde. Burada videoyu durdurun ve ilk 100 sayı için, ilk 100 sayma sayısı için sigma gösterimini kendiniz yazmaya çalışın. Cevabı bulduğunuza eminim ama şimdi gelin birlikte üzerinden geçelim. Büyük sigma harfi ile başlıyoruz. İlk terim nedir? 1. O halde indis yine 1'den başlayacak. i eşittir 1. Ve i, 100'e eşit olana kadar tüm i'leri birbirleriyle toplayacağız. Başka bir örnek yapalım. i sıfırdan başlamak üzere, i sıfırdan başlamak üzere, 50'ye kadar tüm pi çarpı i kareleri toplamak istiyorum. Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu toplama işleminin nasıl görüneceğini kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, şimdi de birlikte yapalım. i sıfıra eşit olduğu zaman, pi çarpı i kare de sıfıra eşit olur. Ama yine de bunu yazalım. pi çarpı sıfırın karesi, dedik. Şimdi i'yi artıralım. Dikkat etmemiz gereken şey, i'nin alabileceği en yüksek değer olan 50. 50'ye daha çok yolumuz olduğuna göre sıra 1'de. Yani artı pi çarpı 1'in karesi. Sıradaki 50'ye geldik mi? Hayır. 2 ile devam edelim. Pi çarpı 2'nin karesi. Artı pi çarpı 2'nin karesi. Evet, kuralı anladığınızı düşünüyorum. Ve bu şekilde devam ederek bir noktada i 49'a eşit olacak. O zaman buradaki terim artı pi çarpı 49'un karesi olacak. Ve en son i 50'ye eşit olduğunda buraya artı pi çarpı 50'nin karesi gelecek. Ve böylelikle i alabileceği en yüksek değer olan 50'yi aldığı için durmamız gerektiğini anlayacağız. Gördüğünüz gibi sigma gösterimi bir toplamı ifade etmenin, bir toplamı ifade etmenin en kısa ve en temiz yolu. Sigma gösterimi olmasaydı tüm bu terimleri tek tek bu şekilde yazmamız gerekecekti. Ama tüm bu kolaylığa rağmen bazı insanların hala bu uzun gösterim kullandıklarını da görebilirsiniz. Sonuç olarak bu bir tercih meselesi.